Herkese merhaba. Bugün sizlere çok sık aldığım sorulardan bir tanesini cevaplamak istiyorum. Kaplamada, laminalarda diş rengine nasıl karar veriyoruz? Bu sorunun cevabını verebilmek için öncelikle biraz renkten bahsedelim. Renk ve optik özellikler biz diş hekimleri için önemli konulardan bir tanesi. Biz diş hekimleri için aslında tek bir renk yok. Rengin çeşitleri ve dereceleri var. Buna hue, chroma ve value diyoruz. Hue, rengin kendisi, yani kırmızı, yeşil, mavi diye adlandırdığımız rengin kendisini hue ile ifade ediyoruz. Value ise rengin parlaklığı, siyah ile beyaz arasında rengin yoğunlaşıp azalmasına, parlaklığının artıp azalmasına value ile ifade ediyoruz. Chroma dediğimiz ise rengin doygunluğu. Bu doygunluk arttıkça daha canlı renkler çıkıyor, azaldıkça daha griye yaklaşan sönük renkler ortaya çıkabiliyor. Yani biz renk dediğimizde aslında hue, chroma ve value üçlüsünü düşünerek çalışmalarımızı yapmış oluyoruz. Bunlar neye göre azaltılıp artırılır? Şimdi biraz bunlardan bahsedelim. Eğer yapacağımız tek bir kaplama ise ön dişte, ki bu en iddialı vakalardan bir tanesi olur. Tek ön santral eksikliği, ön tek bir dişin yapılması. Burada rengi seçerken hem fotoğraflardan faydalanıyoruz teknisyenimize göndermek için, hem de bu yanımda görmüş olduğunuz skalalar var. Bu skalalarda çok değişik renk tonları var. Burada da yine bu skalalarda oluşturulurken aslında yine az önce bahsettiğimiz rengin doygunluğu, parlaklığı ve rengin kendisiyle üçlü ifade edilen şekilde bu skalalar oluşturuluyor. Biz buradan en yakın skalayı, diş rengine en uygun olanı seçip ona göre karar vermeye çalışıyoruz. Ancak bu tek bir vaka değil de ağzın tamamıysa, o zaman tabii hastalarımızın fikirleri de işin içine girmiş oluyor. Çünkü estetik bir beklenti var, kozmetik bir uygulama. İstediği dişinin rengini seçmek onun da hakkı. Çünkü bütün ağız bir çalışma yapılıyorsa bu konuda özgür oluyor. Ve ben hastalarımın beklentilerini dinliyorum. Varsa getirdikleri yanlarındaki fotoğraflara bakıyoruz. Burada tabii çok değişik fikirler çıkabiliyor. Bazı hastalarımız çok açık. Yani mesela şunun gibi, şu skalada olduğu gibi en açık tonları istiyor, en açık tonları tercih edebiliyor. Ben yıllarca sarı diş kullandım, eksik dişlerim oldu, ben en açığını, en iddialı dişi istiyorum diyor. Bazıları ise daha doğal olsun, uçları şeffaf olsun, ışık geçirgenliği olsun, biraz griye yakın olsun gibi isteyebiliyor. Yani o opasite derecesi, ışık geçirgenliği de aslında eğer full ağız bir ise biraz hastamızın beklentisine dinleyerek bu malzemeleri tercih edebiliyoruz. Bazen ben bile çok yapmak istemezken çok beyaz dişler yaptığımızda olabiliyor. Ancak bu tabii tekli, ikili, üçlü uygulamaysa bu durumda tamamen rengin kararını biz veriyoruz. Çünkü o yaptığımız yere onu uydurmak ve doğal görünmesini sağlamak durumundayız. Dolayısıyla ikili, üçlü vakalarda renk seçimleri tamamen biz diş hekimleri tarafından yapılırken, full ağız çalışmalarda hastamızın da beklentilerini dinleyerek gerçekleştiriyoruz. Şimdi yüzey texture da yine rengin algılanmasında önemli noktalardan bir tanesi. Örneğin dümdüz fayans gibi bir yüzey parlayacağı için ışık geldiği zaman ona ışığın vurup dağılmasıyla, eğer dalgalı bir yüzey oluşturursak, yani texture işleyip daha çizgiler, doğal efektler katarsak, buradan ışığın yansıdığı zaman dağılması arasında çok fark var. Aynı rengi uygulamış dahi olsak dümdüz parlak bir yüzeyle texture işlenmiş bir yüzey arasında çok farklılıklar oluşuyor. Biz zaten doğal yapmak istediğimiz, yani doğal görüntüyü yakalamak istediğimiz bütün çalışmalarda o yüzey özelliklerini, yüzey texture'larını, dalgalanmaları laboratuvarımızla, teknisyenimizle bunları işlemeye çalışıyoruz ki ışık geldiğinde böyle bir cam şeye, fayansa vurmuş gibi parlayıp da dağılmasın. Çünkü o daha çok böyle yapay bir görüntü yakalamamıza neden oluyor. Yani renk kadar yüzey özellikleri, optik ışığın dağılım özellikleri, şeffaflıklar, bu az önce bahsettiğimiz hue, chroma, value üçlüsü, bunların hepsi aslında rengin seçiminde bir bütündür diyebilirim. Bu videoda size renk seçiminden, renk skalalarımızdan, rengin optik özelliklerinden, üç boyutlu özelliklerinden, rengin nasıl algılandığından bahsetmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.